Diyelim ki erkekler için bir ürün tasarlıyoruz. Ürün erkeklerin boylarına göre dizayn edilen ve Türkiye pazarı için düşünülen bir ürün olsun. Böyle bir durumda Türkiye'deki erkeklerin boy ortalamasını bilmek isteriz. Öyle değil mi? Şimdi yazıyorum. Türkiye'deki erkeklerin boy ortalaması. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Bu arada bu bahsettiğim aritmetik ortalama. Geometrik ortalama gibi değişken bir ortalamadan bahsediyor olsaydım bunu belirtmem gerekirdi. Zaten ortalama dendiğinde söz konusu olan genellikle aritmetik ortalamadır. Evet, nerede kalmıştık? Türkiye'deki erkeklerin boy ortalamasını nasıl bulabiliriz diye düşünüyorduk. Evet. Türkiye'deki bütün erkeklere tek tek boylarını sorup bu değerleri toplayıp toplam erkek sayısına bölebiliriz. Doğru. Ama sizce bu pratik bir şey mi? Yani Türkiye'de 80 milyon insan var. Yaklaşık olarak yarısının erkek olduğunu düşünürsek 40 milyon kişi eder. Kim gidecek de 40 milyonla? Konuşacak ama değil mi yani? Kısacası Türkiye'deki erkeklerin gerçek boy ortalamasını bulmak için 40 milyon erkeğe anket yapamayız. Yani bu anketi yapmamız lazım. Hatta anket de değil. 40 milyon kişinin tek tek gelip boylarını ölçmemiz gerek. Böyle kapıya yanaştıracağız. Böyle tepelerinden, saçlarının tepesinden çizgi çekeceğiz. E bunu yapabilecek olsak bile 40 milyonuncu kişinin boyunu ölçtüğümüzde o ana kadar boyunu ölçtüğümüz birçok kişi zaten muhtemelen... E, vefat edebilir ya da yeni erkek çocuklar dünyaya gelebilir, yeni boylar ortaya çıkabilir. Hatta çocuksa bunların boyu bayağı uzamış bile olabilir çünkü birkaç sene geçer. O yüzden elimizdeki veri de zaten güncel olmayacaktır. Bu da demek oluyor ki bu hiç de pratik bir şey değil. Hatta 40 milyon erkeğin boy ortalamasını çok kısa bir sürede tek tek ölçmek neredeyse imkansız. Bunun için Evet herkesi tek tek ölçemeyiz belki ama rastgele bir örnekleme yapabiliriz. Şimdi burada biraz yavaşlayalım. Örneklemin rastgele alınması çok önemli. Eğer bu çalışmanın işe yaramasını istiyorsak önce rastgele örneklemi nasıl alabiliriz bunu düşünmeliyiz. Mesela basketbol oynayan 100 kişiyi ya da voleybol oynayan 100 kişiyi seçmememiz gerekiyor. Bunun yerine birden çok şehrin, birden çok semtinde bir alışveriş merkezinden çıkan ilk kişiyi seçebiliriz mesela. Kısacası, insanların boyları hakkında yansız bir fikir elde edebileceğimiz bir seçim yapmamız gerekiyor. Evet, diyelim ki bu örneklemi aldık örneklemin ortalamasını hesapladığımızda eğer örnekleme gerçekten rastgele yapıldıysa ortalamanın ana kütle ortalaması hakkında bir fikir vermesini umut ederiz zaten istatistiğin amacı da budur ana kütlenin tamamını ölçmek çoğu zaman mümkün olmadığı için örneklem değerlerini ana kütle değerini tahmin etmek için kullanırız devam edelim eğer örneklem alıyorsanız hacminin 100 hatta 1000 olması daha iyi olur hacmin büyüklüğü ya da güven düzeyinin de yüksek olmasından daha sonra bahsedeceğiz. Diyelim ki çok tembel bir günümüzdeyiz ve 5 kişilik bir örneklem aldık. Bu 5 kişinin boyları da 186, 171, 178, 188 ve 172 santimetre olsun. Peki bu örneklemin boy ortalaması yani bu örneklemin ortalaması ne olur? 186 artı 171 artı 178 artı 188 artı 172 eder. 895. 5 kişi olduğuna göre 5'e böldük. 179 santimetreyi buluyoruz. Evet. Örneklem ortalaması x üzeri çizgi olarak gösterilir ve x ortalama da denir. 179 santimetreymiş. Şimdi bir daha hatırlatıyorum. Bu örneklemin aritmetik ortalaması bir örneklemden elde ettiğimiz ve ana kütle değeri için tahmin edici olarak kullandığımız bu değere istatistik denir. Peki, ana kütle ortalamasını bulabiliyor olsaydık ya da bulamıyor olsak bile nasıl gösterirdik? Ana kütle ortalaması Yunan alfabesinden MÜ, MÜ harfi ile gösterilir. Az önce de söylediğim gibi ana kütlenin bilmediğimiz bir değeri hakkında tahminde bulunmak için mesela ana kütle ortalaması örneklem ortalaması kullanılır. Ana kütle hakkındaki bu değeri hesaplamak bazen mümkün ama çoğu zaman da mümkün değildir. Bu değerlere de parametre denir. Tekrar ediyorum, istatistikte ana kütlenin bilinmeyen parametreleri hakkında tahminde bulunmak için örneklem istatistikleri hesaplanır ve kullanılır. Son olarak size bir de ders kitaplarında karşılaşacağınız çok matematiksel ve zor görünen bazı gösterimlerden bahsetmek istiyorum. Böylece bunların da aslında sayıları toplayıp elinizdeki sayıların toplam sayısına bölmekten başka bir şey olmadığını göreceksiniz. Ana kütle ortalaması da böyle bir şeydir. Sadece çok ama çok fazla sayıyı toplamanız ve bölmeniz gerekir. Mesela burada 80 milyon tane sayı var. Bunları toplayıp 80 milyona bölmeniz gerekiyor. Evet, Sizce matematikçiler bir sürü sayıyı toplayıp sonra da sayıların sayısına bölmeyi daha kolay bir şekilde nasıl gösteriyor olabilirler? Örneklem ortalamasıyla başlayalım. Bu birimlerin her birine bir isim verilir. Birinciye x1, ikinciye x2, x3 ve bu sayıları x'in altına yazarsınız. Bu x4, bu da x5 olur. Ve bunlardan n tane varsa, yani n tane de diyebiliriz, n tane varsa x6, x7, xn'e kadar bu şekilde devam eder. Bu birimlerin toplamı da ya da örneklem ortalaması eşittir. i 1'den n'ye kadar. x i'lerin toplamı, buradaki i'ler değişecek, 1'den başladı, n'ye kadar devam edecek. Örneğimizdeki n kaçtı? 5'ti. Kısacası bu x1, x2, x3, xn'e kadar toplayacağız anlamına geliyor. Bitti mi? Örneklem ortalaması bu mu? Hayır değil. Sadece birimleri toplamamız yetmez. Öyle değil mi? Bir de toplam birim sayısına bölmemiz lazım. İşte bunu da bölü n olarak gösteririz. Ya da bölü n. Çok havalı gibi görünen bu ifade aslında bize basit bir şey gösteriyor. Diyor ki bütün birimleri topla ve toplamı toplam birim sayısına böl. Buradaki büyük sigma harfi de toplam anlamına gelir. i 1'den n'e kadar tüm x i'leri topla ve n'e böl. Şimdi aynı şeyi ana kütle ortalaması için yapmaya çalışalım. Ana kütle ortalaması m U ile gösteriliyordu değil mi mü? Burada da ana kütlenin tüm birimlerini toplayıp i yine birden başlayacak ama söz konusu ana kütle olduğu için bu sefer buraya büyük N'ye koyacağız ve bu toplamı büyük N'ye böleceğiz. X1 artı X2 artı X3 artı X büyük N'ye kadar topluyoruz ve büyük N'ye bölüyoruz. Boy ortalaması için verdiğimiz bu örnekte bu pratikti. Ama bu değil. Bu örneklemin ne kadar iyi bir örneklem olduğu tartışılabilir ama ana kütle ortalaması hakkında bir fikir verdiğini umut etmekten başka şansımız yok.